Herkese merhabalar. Hafta içi iddia bülteninin ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Hafta içi iddia bülteninde yine tek maçlar devam ediyor. Bugün İtalya Uruguay basketbolda, Barcelona Real Madrid basketbolda final serisinde de yine tek maç oynama şansı nesine.com'a sizleri bekliyor. Biz her salı olduğu gibi Rıdvan Aksu'yla birlikte bugünü konuşacağız ve Dünya Kupası'nda artık grup maçlarında sona gelindi. Perşembe günü gruplarda son maçlar oynanacak. Cuma günü dinlenme. Cumartesi'den itibaren de son 16 maçları başlıyor Rıdvan. Bugünkü maçlar çok çok önemli. Artık Dünya Kupası'na tamam ya da devam diyecek takımlar da belli oluyor dün olduğu gibi. Biz bugün Costa Rica, İngiltere, İtalya, Uruguay maçıyla açılışı yapalım. Ve artık şunu da söyleyelim ki gece 1 ve 4 maçları bitti. 19.23 Türkiye saatine göre maçlar oynanıyor ve aynı saatte, çünkü grupta artık kader maçları oynandığı için, son maçlar oynandığı için de aynı saatte oynanıyor. Costa Rica, İngiltere, Costa Rica turnuvanın en büyük sürprizlerinden bir tanesine imza attı bana göre. Çünkü Şili'de hani 4-5 isim herkes sayabilir. Hani Costa Rica öyle bile değil. Evet, evet, sayabilecek böyle 4-5 isim bir anda bulamayacağım bir ülke ama Uruguay'ı 1-0'dan gelip 3-1 mağlup ettiler. Hadi dedik, Uruguay'da Suarez yoktu. Uruguay çok kötüydü ama geldi. İtalya gibi bir takımı da gol yemeden mağlup. Hem de 1-0 mağlup etti. Ve rakip İngiltere, hiçbir iddiası yok İngiltere'nin de. Oranlar ama 3.40, 3.30 ve 1.65. İddiası olmayan İngiltere'nin risk yönetimi maçı kazanacağı yönünde yani oranları belirlemiş. Nasıl bir yönlenme daha mantıklı olur, taraf bahsi mi yoksa gol bahsi mi? İtalya Uruguay maçı tabii ki burada grubun maçı bu aslında. Yani bununla ilgili izleyenlere, üyelerimize bir önerin var mı? Bir sürpriz aranır mı bu orandan? Evet. Costa Rica için kadro rotasyonu olması da bekleniyor. Evet, iki takımda da bir rotasyon bekleniyor. İngiltere zaten çok normal. Dün İspanya maçına da gördük. İspanya Ramos vardı ideal 11'den. Birkaç evet. oyuncu vardı. Onun dışında tamamen oynamayan oyuncuları oynattılar. Çünkü takım zaten elenmiş. Dünya Kupası atmosferini yaşasın diye özellikle... Silva'yı bile son dakikalarda aldı anlamsız bir şekilde. Yani özellikle biraz genç oyuncuları ya da evet. forma şansı bulamamış oyunculara bu maçlara şans verilmesi çok sık karşılaşılan bir durum. Tabii ki bu İngiliz oyuncular da hani sahaya hiçbir şekilde motivasyonsuz çıkmayacaklardır. 0 puanla elenmek, işte dün İspanya onu yapmadı. Gördüğün evet. gibi elenmedi 0 puanla. Yani 0 puanla elenmek çok büyük bir utanç böyle ülkeler için. Kesinlikle bir motivasyon olacaktır. Ben Costa Rica cephesinde şuna çok güveniyorum. Bu Dünya Kupası'nda benim şu dikkatimi çekti. Yani oyuncuların açıklamalarından da bunu görüyoruz. Sıcaklık inanılmaz etki ediyor maçlara. İşte Brezilya'da turnuva hatırlarsan özel videolar çektiğimizde burada bu turnuvanın Güney Amerika'da Brezilya'da olmasından dolayı Meksika, hani Şili, hani bu tip evet, Kolombiya. Kolombiya. Zaten Kolombiya turnuvanın ikinci ev sahibi. En az 60 bin. En az 60 bin oynuyor Kolombiya maçlarını. Yunanistan maçı 65 bin. Fildişi maçı 58 bin. Hani acayip bir, tabii yani şöyle söyleyelim, hani herkes mutlaka biliyordur ama zaten sınır komşusu Kolombiya, Brezilya ve müthiş de bir ilgi ve destek var. Onların işine geldi. Sadece taraftar değil. İşte sıcaklık, rakım avantajı, evet. Portekiz maçı rakımın gerçekten çok yüksek olduğu bir yerde oynandı ve Ronaldo'nun zaman zaman nefes almakta biraz zorluk çektiğini gördüm. Yani şimdi mesela İtalya-Costa Rica maçında maçı anlatan spiker de ısrarla İtalya'nın bir baskı kuramadığından bahsetti. Evet. Bir türlü baskı kuramadı İtalya diye. Haklıydı. İtalya haklı. Baskı kuramadı ama İtalya çünkü yani oyuncular o kadar zorlanıyorlar ki saha içinde. 60-65 maç yaparak geldi bu oyuncular buraya. Evet, o da çok önemli. Çok üst düzey bir, mesela İngiliz oyuncular Premier Lig'deki müthiş atmosferden yorucu. Premier Lig, FA Cup, Community Shield, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi adamlar yani 70'in üzerinde maç yaparak geldi ki ve çok zor bir evet, iklim. Yani bu sıcaklık olayının gerçekten çok etkilediğini yine İspanya elendikten sonra Xabi Alonso yanılmıyorsam şöyle bir açıklama yaptı. Şili, yani biz ilk maçta Hollanda ile oynadık ama işte iki Avrupa takımının maçıydı. Maç daha serin bir yerdeydi ayrıca dedi. Biz yani Güney Amerika takımları ve yani bu Kuzey ve Orta Amerika takımları bu havaya çok daha alışkın. Bizim hani buna karşı yapabileceğimiz bir şey yok çünkü onlar bu havaya alışkınlar. Hatırlarsan 94 ABD'de de yine sürprizler oradan, yani o ülkelerden de gelmişti. Yani yok, yine onu, ben hatırlıyorum oradan yine sürpriz, hatta Nijerya, hatırlarsın Nijerya'yı çok büyük bir başarıya doğru koşarken elenmişti. Yani bu ülkelere avantaj oldu. Kesinlikle. Kesinlikle. Ki çok büyük bir avantaj bu sıcaklık bu ülkeler için. Yani Dünya Kupası uzun zamandır hani bu kadar sıcaklığın evet. etki ettiği Dünya Kupası yoktur. Yani son bir örnek daha vereceğim. Bugün yine maçı var. İtalya, Marquinhos ilk maçta gol de attı İngiltere'ye. Evet. Maçtan sonra sıcaklıktan halüsinasyonlar gördüm dedi sahanın bazen. Sahada bazen halüsinasyonlar gördüm dedi. Smalları veriliyor birçok maçta. Yani şimdi Costa Rica'da Kuzey ve Orta Amerika takımı.
bu sıcaklık gerçekten onlara çok fayda ediyor. Bunun dışında takım halinde çok iyi mücadele eden 5-4-1 sisteminde oynuyorlar. Bir savunma takımı çok iyi kontra ataklar yapıyorlar. Brian Ruiz ve Joel Campbell çok etkili performans gösteriyor. Campbell özellikle. Campbell Arsenal'da çalışmayı... Bonservis Arsenal'de. Evet, Bonservis Arsenal'de çalışma izni alamadığı için Arsenal sürekli onu bir yerlere kiraladı. Olympiakos'taydı. Yine geçen sezonda Olympiakos'ta çok iyi performans gösterdi. Şimdi İngiltere'ye yani Arsenal'ın olduğu ülkeye karşı oynayacak. Çok farklı bir motivasyonla oynayacaktır o da. Kendini artık Arsenal'de bu sene kadroda şans bulabilmek için. Daha önce Fransa Ligi'ndeydi. Lorient'de de kiralıkta oynuyordu. Kiralıktı. Yani çok önemli bir oyuncu. Ben bu karşılaşmada Costa Rica'dan bir sürpriz bekliyorum. Alternatif olarak da İngiltere'de muhtemel maç kadrosuna baktım. Kalede Foster, defansta Smalling, Phil Jones gibi oyuncular gördüm. Yani ben Costa Rica'nın kesinlikle gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol diyeceğim karşılıklı ben de. Karşılıklı gol da ben alternatif olarak öneriyorum. Keyifli bir maç olacaktır. İngiltere 0 puanla veda etmek istemiyor. Hemen hızlanalım. Açılışı yaptık. Tahminlerle devam edelim. Süreyi çok fazla uzatmak istemiyoruz sizleri sıkmam adına. İtalya-Uruguay günün tek maçı. Hemen söyleyelim. Bu çok çünkü sizlerden çok soru geldi. Müşteri hizmetleri birimimize. Biz de elimizden geldiği kadar hepinize cevap verdik ama videoda bir kez daha söyleyelim. Gruplarda aynı puanı alan takımlar olursa önce genel averaj, genel averaj aynıysa atılan gol, atılan gol de aynıysa işte orada enteresan bir durum kura çekiliyor. Ve belki de yarın kura çekilecek, onu yarın konuşuruz. Nijerya'nın grubundan bahsediyorum. Orada aynı skorlarla çünkü galip gelinirse kura çekilme ihtimali var. Onu yarın anlatırız ama hani bu çok önemli çünkü herkes merak ediyor kuralları, turnuva kurallarını. Yine yeri gelmişken söyleyelim, gol kralı kuralında da aynı sayıda gol kralı çıkarsa oynadığınız oyuncunun oranına bölünüyor. Onu da söyleyelim, evet. Bu da önemli. Geçen Dünya Kupası'nda oldu. Geçen Dünya Kupası çünkü olmuştu. İtalya-Uruguay, ilk yarı sıfır diyorum. Çok zor ve çok kritik bir maç. İtalya'ya beraberlik getiriyor. İki tane Uruguay izledik. Costa Rica önünde olmayan, İngiltere önünde 2010'da yarı final oynayan Uruguay'ı izledik. Evet. Suarez'in dönmesi zaten başlı başına takımın çeyresini değiştirmişti. Ama ben bu maçta önerim ilk yarı sıfır olacak dedim. Ben de İtalya-Uruguay maçında beraberliği daha yatkın buluyorum. İlk yarı sıfıra da katılıyorum. Maç sonunda. Çünkü, evet. Hem maç sonundan ilk yarıda bekliyorum ben. Çünkü İtalya'ya beraberlik yetiyor bu maçta. İtalyanlar en iyi yaptıkları iş olan savunmayı yapacaklar. Burada da sıcaklık avantajı Uruguay adına var. Ben Uruguay'ın İngiltere maçında bunu yaşadığını da düşünüyorum. Bir sıcaklık avantajı var ama İtalyanların hani en sevdiği iş olan savunmayı yapacak olmaları da İtalya adına çok büyük bir avantaj. Maç beraber biterse İtalya çünkü turu geçecek. Buna göre oynayacaklar. Suarez tabii ki en önemli silahı Uruguay'ın ama ben Suarez'in İngiltere maçında olduğu kadar da rahat bırakılmayacağını İtalyan savunması karşısında düşünüyorum. Bu konuda daha olacak. Sert, daha önemli bir savunma. Halbuki Suarez İngiltere Premier Ligi'nde oynuyor. Her hareketini bilen oyuncularla oynadı ama bu onu avantaja dönüştürdü. Evet. Avantaja tabii, dönmedi. Suarez'in İngiltere karşı da inanılmaz ekstra bir motivasyonu evet, da vardı. Farklı bir patlama yaşadı evet, İngilizlere karşı çünkü onun çok ayrı bir hırsı vardı. Evet. O da önemliydi. Ben bu maçta beraberlik bekliyorum. 3-10 orandan ilk yarı beraberliği de aynı şekilde bekliyorum. Değerlendirilebilir. Hemen geçelim 23'te. Yine heyecan devam ediyor olacak Dünya Kupası'ndaki C grubunu konuşalım hemen hızlıca. Yunanistan fil dişi, Japonya Kolombiya maçları var. Yunanistan'ın jenerasyonu bitmiş. Artık tamamen tarihe karışmış bence Yunanistan'ın o milli takımın hemen değişmesi gerekiyor. Bir an evvel rotasyona gidilmesi, jenerasyonun değişmesi gerekiyor. Fil dişi sahili, Drogba'nın yedek bırakılması çok normal. Çünkü Germinho ve Boni gibi ki Boni uzun zamandır biz hep konuşuyoruz da yorumlarımızda da bulunuyoruz. Çok etkili, çok önemli bir golcü. Yani hep hangi lige gitse kalitesini belli eden bir oyuncu ki bu sene İngiltere Premier Ligi'nde de önemli işler yapıp çok goller atmıştı. Ve o ikili yıpratıyor. 65-70 gibi Drogba giriyor. Şimdi Kolombiya maçında 2-0 yenik duruma düşüyorlar ama 2-1'den sonra 2-2 olabilir de çok ciddi bir bahsi konu çünkü fil dişi sahili. Beraberlik yetiyor ama Yunanistan o kadar kötü ki hani bir de bu orandan 1.75'ten çünkü Yunanistan tüm riskleri alacak. Dünkü Hırvatistan-Meksika maçında olduğu gibi. Fil dişi sahili de hızlı oyuncularıyla bunu değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ve bu gruptan da ikincilik adayım fil dişi benim. Yani ben de kesinlikle fil dişi sahilinden bir galibiyet bekliyorum. Ben oranını da şaşırdım açıkçası 1.75. Evet. Beraberlik gittiği için muhtemelen de evet muhtemelen ben. Yani böyle bir durum oluştu. Yani berabere kalırsa 4 puana çıkacak. Yani Japonya'nın. Japonya, Kolombiya'yı yenerse. Yani topu kaleye atmayı başaramayan Japonya'nın Kolombiya'yı yenmesi gerekecek. Yani bu anlamda tabii ki bence de olacak bir şey değil. Ama hani bir ihtimalde ne olur ne olmaz diye düşünüp kazanmak da isteyecektir. Bu arada sabah haberlere baktım ben Rıdvan. Fil dişi sahiliyle ilgili ekstra prim var kazanılması halinde. Afrikalı oyuncuların en fazla ihtiyaç duyduğu şey ekstra prim var. Artı
Ture kardeşlerin kardeşi biliyorsun vefat etti. Maçtan sonra haberi verdi Lebekola Ture'ye. Bu da ekstra bir finişi sahibi için bir motivasyon da olabilir. Hani o biliyorsun Afrikalıların böyle durumlarda kazanıp hediye yani, etme durumları da var. Morallerini nasıl etkileyeceğim ben merak ediyorum. Hani o masa işte çok belli olacaktır o durum. Yani, ama prim farklı prim, bir tabii, motivasyon prim, ya, yani. Kamerunu gördük bu sene. Evet. Ya, prim olaylarından dolayı çok sıkıntı yaşadılar federasyonda. Sanki boşuna bir turnuvaya gelmiş gibilerdi. Ama dün Brezilya maçında son damlasına kadar tellerinin mücadele... Orada da belli olmuş. Bu Afrika takımları işin içine girince son dönemde bazı haberler duyuyoruz. Ghana ile ilgili özellikle. Evet. O para işleri işin içine girince Afrika takımları değişiyor. Fildis sahili bence Yunanistan'dan her anlamda üstün. Defansı Yunanistan'ın hiç eski defansı değil. Orta saha artık çok yaşlandı. Defans, Formette, 2004'te Samaras. Avrupa şampiyonu olan Yunanistan yürüyecek hali yok şu anda. Yani Formette hala Samaras, hala Gekas. Olmuyor artık yani. Bu jenerasyon Dünya Kupası'na katıldılar. Zaten elinden gelenin fazlasını yaptı. Daha Mitroğlu'yu Beşiktaş düşünüyor bu arada. Bence asla düşünmemeli. Mitroğlu, Beşiktaş gibi bir takıma bence Mitroğlu transfer edilmemeli diye düşünüyorum ben. Çünkü çok haber yayılıyor. O da son maçta sakatlık yaşadı bu arada. Sezon boyu da İngiltere Premier Lig'de de sıkıntılar yaşamıştı. Oynamayabilir bu maçta. Fildişi her anlamda çok daha üstün olduğu Yunanistan'ı mağlup ederek bir üst tura çıkacak. Son tahmini hemen yapalım o zaman. Ben Japonya-Kolombiya. Kolombiya turnuvanın gizli ev sahibi konumunda. Müthiş bir destek. Dün Meksika'yı da gördük. Yani Meksika taraftarıyla önce Hırvatistan'ı boğdu dün oynanan karşılaşmada. Preticos'a neler yaptılar? Her degajda. Onu demotive ettiler. Burada Kolombiya taraftarı müthiş bir iş çıkartıyor aynı zamanda. Evet. Ben merak ediyorum aslında iki Güney Amerika takımı karşı karşıya kadar çok renkli bir görüntüler olabilir. Yani şimdi tabii Kolombiya'nın nüfusu, örneğin yani Uruguay'ın nüfusu 3,5 milyon, Kolombiya'nın nüfusu 50 milyon üzerinde biliyorum. Yani tabii ki nüfus da çok fazla, onun da bir avantajı var. Bu maçta da çok güzel bir oran verilmiş. 1.95 gibi bir oran var. Belki tamam hani bazı oyuncular dinlendirilebilir ama ben Kolombiya'nın 3-3 yaparak çıkmasını bekliyorum. Japonya çünkü tek gol attı. O da Honda'nın sol ayağıyla vurduğu kendi bir becerisi. Diğer çünkü hep kaleye gidiyorlar. Bir türlü topu gönderemiyorlar. Yalnız son bir şey diyeceğim bu konuda. C ve D grubu çapraz eşleşecek. Evet. Çok ilginç bir durum var. D grubunun birincisi Costa Rica olması yüksek ihtimal. Ve çünkü İtalya ile eşleşme olasılığı var Kolombiya. Yani Kolombiya lider olursa büyük ihtimalle İtalya ya da Uruguay ile eşleşiyor. Dün bir gol olsa Hollanda Brezilya oluyordu. Yani sanki C grubunu birinci bitirmek, ya tabii ki Costa Rica'yı küçümsemiyoruz, ben bugün galibiyetini de bekliyorum ama yani İtalya Uruguay ile mi? Costa Rica mı, Kolombiya İtalya mı? Evet, yani çok ilginç bir şekilde C grubunu birinci bitiren takım sanki daha kötü bir eşleşmeye sahip olacak. Evet. Bu da ilginç bir durum, bu da insanların akıllarında kalsın diye söylüyorum. Yani bu da benim biraz kafamı kurcalıyor Kolombiya konusunda. Ben de Kolombiya'dan, yani normal şartlarda Kolombiya, Japonya ile şu Dünya Kupası 10 maç yapsa 9'unu kazanır. Ama ben açıkçası bu maçları galiba beklesem de... Bu arada İtalya'nın yalnız lider olma ihtimali de var. Ya evet. Ola ki İngiltere galiba. Çünkü şu anda bakıyorum hemen. 3 gol farkı var. 3 gol farkı var. Costa Rica diyelim 2 farklı mağlup oldu. İtalya 1 farklı kazanırsa bu sefer de Kolombiya kaçayım derken İtalya oradan da yakalanabilir. Evet. Tabii tabii. Gibi durumlar var. Yani burada tabii şu da var. Maç saatleri zaten aralarında yani daha 19, önce oynayacaklar. Yani evet. Dün nasıl Brezilya aynı şey yaşandı. Hollanda olacağı belliydi. İkinci olacak kişinin. Meksika'dan 3. gol haberi geldi. Brezilya 4. attı aynı anda. Öyle enteresan bir şey de oldu. Evet. Pekala son maçımızı konuşmuş da olduk. Hafta içi iddia bülteni Rıdvan Aksu'yla beraber açtık. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.